Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü beden daima. Sevgili canım kardeşlerim şöyle bir soru geldi. Hasan abi sana bir sorum olacaktı. Allah'ın ayetlerinde bahsettiği ben size şah damarından daha yakınım sözünün hakikatini nasıl anlamalıyız diye soruyor. Şimdi ben buna e, tabi cevapları nurdersi.com sitesinde çok çeşitli cephelerde belki birkaç tane ders vardır buna cevap ama ben hemen kısaca misallerle cevap vereyim. Zira misallerle bir şey anlatmak Kur'an'ın 40 iyi manevisinden biridir. Velillah meselul ala en iyi misali Allah veriyor diyor ya 16 ya 16. 16. surenin 16. ayetinde. Yani misalle anlatabilmek çok uzun bir ilmi izahı kısaca bir ifade edebilme mucizelerinden bir tanesidir. O, o noktadan ben 5-6 tane misalla bunu izah edeyim. Allah bize şah damarınızdan daha yakın nasıl oluyor? Birinci misal. Bir buz düşünün. Buz su ilişkisinde su buzun şah damarından daha yakındır. Su buzun şah damarından daha yakındır demek suyun donmuş hali buzdur demektir. Yani esmaların donmuş haline esma ustalarının donmuş halinde şu mevcudat ve biz varız. Esmanın donmuş hali biz olduğumuzdan esmalar bizim şah damarımızda daha yakın. Yani uygulayalım. Su buzun şah damarından daha yakındır. Yani suyun donmuş hali buz olduğu gibi esmaların donmuş hali biziz demektir. Başka bir örnek vereyim. Mesela bütün sayısalların donmuş hali sıfırdır. Sıfır, sıfırın sayısal değeri var mıdır? Hayır. Ama sıfır olabilmesi için bütün sayısalların şah damarından daha yakındır demek. Yani sıfırın mevcudattaki sıfatlarındandırlar diğer sayılar. Mesela 2, 3, 5, 5'e, 5'in şah damarından sıfır daha yakındır. Yani sıfırsız bir yoktur. 1, 2, 3, 5, eksi 1, eksi 2 sıfırın vücudu haricileridir. Ama kendisinin hiçbir sayısal değeri yoktur. Her şey olabilmesi için hiçbir şey olmaması lazım. Her renklerin sahibinin bir rengi, her şeyin sahibinin bir muayen sıfatı olmadığı gibi sıfırda böyle bütün sayıların şah damarından daha yakındır sıfır. Veya başka örnek. Zaman mekanın şah damarından daha yakındır. Zaman mekanın şah damarından daha yakındır. Yani bir düşünebiliyor musunuz? Mekan olsun zaman olmasın. Farklı farklı misaller veriyorum ki fiziği, kimya vesaire içine alsın diye düşünen insanlar için başka örnek veriyorum. Hayal mekanın şah damarından daha yakındır demek. Mekansız hayal düşünemezsiniz. Bana bir hayal edin bir şey de mekanı olmasın. O zaman e, mekan hayalinizin şah damarından daha yakındır. Hayal mekanın şah damarından daha yakındır demek mekansız hayali düşünemezsiniz. Hayal mekanların bizdeki donmuş halidir, mertebeleridir. Başka bir örnek. E, Ruhu ruhunuz simanızdan size daha yakın, şah damarınızdan daha yakındır. Ruhunuz simanızın şah damarına daha yakındır. Yani simanızın simağınız, simanızın ruhun bedendeki dışa vuruşun resmidir. Yani sima nedir? Sima ruhun bedendeki resmidir vücud haricisidir. Veya bunu da iyi anlamak için kelam, konuşmak, ruhun, ruhun alem-i ki nüfus cüzdanıdır. O zaman ruhumuz kelamımızdan daha yakındır. Yani bir kelam olabilmesi için kalpten latife, şey, e, ruhtan latife, kalpten mana, vicdaniyattan in aşağıya kar topu yapıyoruz dağın tepesine. Dağın tepesine kar topu yapıyoruz. Kar topu vadi inene kadar katlana katlana yani eklene 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 son aşağı iniyor. Onun gibi ruhtan latife in aşağıya e, ruhtan latife kapten niyet vicdanda hissiyat dimada fikriyat karma oluyor bu homojen yani bu ruh, kalp, vicdan, dimadaki bütünlüğe uygun bir elbise biçilecek. Bunun adı kelam, konuşmak. Onu da hayal yapıyor. Bu kalbi, ruhu, vicdani, dima yani aklı, manaları böyle homojen bir karıştır karıştır pekmezten gibi ona bir elbise giydirsin. Bu elbisenin adı kelamdır. Nerede giyiliyor bu? Hayalde. O zaman e, ruhunuz hayalinizin şah damarından daha yakındır. Yani ruhun veya kelam sizin kalbinizin şah damarından daha yakındır. O zaman kelam nedir kelam? Ruhun, kalbin, vicdanın ve diman alem-i vücudu harici olan nüfus cüzdanı gibidir. Su zaten bu işi bitiriyor. Su, buzun şah damarından daha yakındır. Yani suyun donmuş hali, esmaların donmuş hali e, biziz. Donmuş hali mertebesidir. Başka bir örnek vereyim. Son işte şimdi hatırıma geldi. Mesela ağaçlar güneşin donmuş halidir. Güneş deseler ki güneş ağacın şah damarından daha yakındır. Ağacı yaktığımız zaman çıkan enerji yok mu? İşte güneş de yapıldığı için güneşin donmuş halidir. Bir hakikatıdır. Başka bir örnek de vereyim. Mesela e, şu soruya da cevap versin. Bu şeyindir. E, bu bu misal e, isim vermeyeyim. Baya bir İnkarcı bir insanın e, ama ismini vermemem gerekiyor. O diyor ki ahiret yoktur. İnsan pile benzer diyor. Hem de buna da cevap olsun. İnsan pile benzer diyor. Pil biter diyor. CD çalarsın, kaset çalarsın, ses kaydı yaparsın, ses çalarsın. Yazılar yazarsın. Pil. Pil yani pil. Telefonun bataryası olur. Telefonun pili olur yani töyüp teyip olur vesaire. Peki pil bitti mi enerji diyor? Atarsın biter diyor. Pil bedendir diyor. Pilin içindeki enerji hayattır. Bitti bitti diyor. Biz de diyoruz ki pil bitebilmesi için bir şeye dönüşmesi lazım. Bir şeye dönüşmeden pil de enerji boşalmaz. Pili pille mesela cep telefonuyla şu andaki cep telefonu bitiyor pili nereye dönüşüyor? Ses kaydına dönüşüyor. Peki ben bu telefonla video çeksem pil bitiyor nereye dönüşüyor? Videoya dönüşüyor. Yazı yazsam konuşsam insanlarla peki pil bitti. Yok mu oldu? Yoksa hakikati mi değişti? Pil bitiyor videoya dönüşüyor. Siz bana söyleyin bir şeye dönüşmeden pili bitirin. Mesela odun odunluktan çıkabilmesi için dışarıya yanması lazım. Ha? Odun yanması yanması demek ısı, ışık, renk, duman dışarıya çıkıyor. Yani atmosfere enerji yayıldı diye enerjinin salınımı e, e, yani sen gözünle görmüyorsun diye odunu yaktın. çevre çevreye enerji yayıldı diye şimdi yok mu oldu o yoksa daha letafete mi dönüştü daha hayatı genel ve umumi ve kutlu, kuvvetli olmadı mı? Odun bir yerdeydi ama çıkan enerji her yerde. Şimdi pilden maksat bedendir. Pildeki enerji hayattır. Peki bu beden hayatını harcayarak nereye dönüşüyor? Hayatımız filme dönüşüyor. Bazen cep telefonuyla veya kamerayla bir resim çekiyorsunuz. Kameranın 10 katı değerinde bir video oluyor. Film yarışmasında, resim yarışmasında.